Herkese merhaba Merhabalar. arkadaşlar. Gece rutiniyle. Olmadı bu. Tamam bir daha. Herkese merhabalar diyordum. Tamam. Öyle Üç. herkese merhabalar arkadaşlar. Bir, iki, üç. Herkese Herkese merhabalar. merhabalar. Bence oldu. Oldu değil mi? Oldu. Tamam oldu Oldu. ya. Merhaba. Evet. Gece rutini. Hangi filmi izleyeceğiz artık? Zaten izlemeyen kalmamıştır. Biz vardık, biz de izleyelim. Tabii yaş sınırı olanlar tabi hala izlememiştir elbet. Testere. Testere'yi izleyeceğiz birincisini. Yani az çok tabii ki konu olarak biliyoruz. Hani korku filmleri aradığımız zamanlarda fragmanına bakmışlığımız da var. 7 tane diyebiliyorum ama onu seri Yedi. olarak bilmiyorum ney. Artık birincisinden bir başlayalım dedik. Çünkü aradık taradık içimize sinen böyle ilgimizi çeken bir film bulamadık. Evet ya, bu yenilerde bildiğiniz varsa bize yazın. 2020, 2019'u geçmesin ama. Evet, ondan öncesilere Evet. kesin öncesilere, öncekilere muhakkak bakmışızdır, izlemişizdir falan. Dedik biraz daha revan olsun. Hep onlar olacak değil ya dedik. Evet, iyi dedik. Onu izleyeceğiz. Konusunu da yine bilmeyen arkadaşlar varsa söyleyelim de hani en azından ona göre Açıp izleyelim. izlersiniz, izlemezsiniz. Biri orta yaşlı bir cerrah, diğeri ise genç bir fotoğrafçı olan bu iki adam içinde bulundukları durumdan bir çıkış yolu ararken nasıl bir oyunun içinde olduklarını da çözmeye başlayacaklardır. Bu gayet ilgi çekici, malzeme düşük bütçeli bir korku filmi olan Ne? burayı benim okumamam lazımdı. Tamam canım, düşük bütçeli olduğunu da biz. Konu buydu. Testere o kadar pahalı bir şey değil demek ki. Konu bu. Yani iki çıkanı okudum. Tabii farklı konu yazan sitelerde vardı da neyse konu buymuş. Neler Anladım. aldık? Cips aldık şöyle. Farklı zamanlarda açmışız. Hani Yarım. canımız bunu istemiş. Bunu açtık. Başka gün bunu ama hani yarım yarımdı. Dedik bunları çıkaralım böyle. Sonra çekirdek çok lazımmış gibi. İyi ya. Çekirdek Lazım tabii. yiyecek. Çıt 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 Evet, Hatice. Şöyle tatlı da çete olsun dedik. Benim ne dedi. petito Serbedeni gofretim aynen. Karamiyo. Bir de metro aldık ve içeceğimiz var. O zaman başlayalım. Başlayalım. İnşallah Biraz bir kan güzeldir. görelim. İnşallah da midemiz İhtirasta bulanmaz. diyesim geldi ama olmadı şu an. Değiş tarzı. Niye o kadar oldun ki öyle? Sefere karanlıktan bir anda ışık açınca gözün Ha, bu çok kadar kaçar. olacaksın yani. Olursun kız. Yok be. Olur ya, zifiri karanlıkta epey süre durup durup bir anda ışık çok. Bir de bir sürü ışık var. Aşkım ne iğrenç bir yer ya. Tuvalet mi? Yani. Biz niye böyle bir şey yaptık bak. Tüh, yüzü de o adama dönük ya bir de. Benziyor dostum. Direktif verecek demek ki bunlara sürekli. Arkadaşım daha temiz bir yere koyaydın bari. Bir şey yerken izlenecek bir şey değilmiş. Ah. Ben sanıyordum ki bir tek hani en azından kan falan görürüm. Taneler Dişim kamaştı. be, başım döndü. Ya akıllı mantıklı o zincirin Yani. onunla kesilmeyeceği belli. Hayır tamam, bunları böyle bir yere kapatıyorsun. Niye bu kadar pis bir yer ya? Bunları buraya getiren adamın aslında iyi niyetli olduğunu söyleyen yorumlar okudum. Hani aslında bu insanların bir şekilde birilerine zararı varmış, birilerine dolandırmışlar, bir şeyler yapmışlar ve hani onu cezalandırıyormuş herhalde. Dudağının kenarındaki şeyler ondan da demek ki. Büyük bir ihtimal. Tipe geldi. Düşünsene, ay Allah ya. Böyle açılacak. Hey.
Allah'ım ya. Anahtarı neresinde bulacak bu adamı? Ne bileyim. Oradaymış. İşaret koymuş gördün. Psikopat ya. Sen kimsin ki yani, ceza veriyorsun yani? Ne haddine? Hiç. Hayır, insan bunu atlatamaz da. Yine olacak mı? Bize bunlar gelmiyormuş. Evet, yok. Bize karanlıktan bir şey çıkacak böyle. Ya daha biri arkasında bir çıktı çıkacak. Ya bir de böyle o olması da saçma başından. Ne bileyim, garip. İlgimizi çekmeyen konu ya herhalde ondan. Mutlu seveni çok bunu. Ya çoktur da hani başının böyle başlaması da ya bir hani normal bir hayat olarak bir yaşasalardı. Ne oluyor ne bitiyor bir onu görseydik. Belki sonuna doğru mu öğreneceğiz? Hem işte insanı başında bağlamaları lazım. Ama böyle merak uyandırıcı. Hani bunlar ne yaptı da aldı buraya diyorsun. Sonuna kadar evet. İzlettirirdi o yüzden. Ama biraz akıcı olsa. Aslında akıcılık. Hayatından gösteriyor. Seni bekliyormuş meğer. Lafımın bitmesine. Bir anda artık filmimizi şuradan biri çıkacakmış gibi. Bekliyorum onu artık ya. Doğru. O filmlere alıştık ya, kızı uyuyor. Hani biri geliyor şu anda. Evet. Deyip yaklaşıyor ya kamera. Kim var orada? O ne be? Çocuksun sen de, bir çığlık at, bir şey yap yani. Ben bu yaşımda inip gezemem. Uyur gezer galiba Özlem. Bu ne saçma bir şeydi ya. Ne bileyim. Uyur gezer de değil, odamda biri var diye sakin sakin annesinin odasına gitti. Aa, adam bunlara bir oyun oynatıyor. Ay, kesin olacak, olacak. Kaç tane ay. Bir yerden çıkacak bir şey. Ya da bir tuzak gibi bir şey. Evet. Yapma 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 yapma. Oba. Çek et. Adamdaki kafaya ne diyorsun Özlem? Düzeneklere bak. Fotoğrafçı mıydı bu? Hı hı. Doktoru tanımıyorsa niye fotoğrafını çekmiş? Yani. Allah'ım bir yanda biri çıkacak. Sen ne korkar. Ha, burada patlayacak şimdi. Patlat bakayım. Ay. Ne arıyorsunuz ki? Çıkın gidin bir kere de ya. Sence çıkarır mı onu o evden? Ay, ne bileyim. En azından derse el kapıya yönelsin. Allah'ım ne ürkütücü sesle. Bu boş olabilir mi? Olabilir. Bence zaten ailesine zarar vermeyecekti. Ya bırak konuşmayı be. Git yürü git. Çıkma çıkma bu. Bir şey olacak. Adam çıldırır ya. Ay, buna bir şey olacak. Yapma. Aha. Eşini aldatıyor diye mi tutmuş yani? Hani elindekileri. O kadar saçma yerleri var ki ya. Hem de çok. Gerçi 2004 senesinin filmi yani, yine de o seneye göre ama düşünürsen. Ama anlamsız. Düşük bütçeli olduğundan da. Yok yok artık. Aa, sürdü. Aa. Tamam bırak öyle gideydi. Niye öyle bir şey yaptı aslında? Zinciri çıkarmak için. Of, her tarafına kan sıçradı. Özle.
onu almaya gidiyor elinden o yerde yatanın. Dedim ben ona, olacağım diye. Elindekinin kıymetini bilmeyenleri alıyormuş ya. Kendi öyle söyledi. Tamam, doktor iyi bir meslek sahibi ama karısını aldatıyor. Hadi diyeyim ki onu aldın. He, onu niye aldın? Bilerek omzundan yaraladı. İnanmıyorum. Onun görevi de bu. Ne? Ya anlamadım. Onu yaptıran Zep değil. Zep'in de başındaki adam bunlara yaptırmış. Zep'e de düzene kurmuş. Bunları buraya getir. Bunlara bunu yap diye. Zehir yani bu adamdaydı değil mi? Aha. Panzehiri almak için şey yaptı o da. İnanmıyorum. 1 saat 42 dakikanın son 10 dakikası güzeldi. Ben şok. Peki o adam orada ne olacak yani şimdi? Gidecek öyle. Aç susuz. Diğeri ne oldu? Diğeri ne? Ayağı kesilen. O zaten yapması gerekeni yaptığı için onu saldı muhtemelen. Ama eğer kurtarmayacak mı bunu? Nasıl kurtarsın? Sanmıyorum, daha uğrar mı oraya? Uğramazsa ne bileyim, polis molis falan. İkincisinde. Çok saçmaydı. Bakayım da o adam da gidebilecek mi ki ya? Dünyanın kanını kaybetti. Bayılır gider ona sürünerekten. Adama bak ya. Son filminde yüzünü gösteriyor diyorlar. Peki bunu... Yani sana ne? Hani bunun için sana ne? Yani. Haddine ne? Sana niye düşüyor bu? Hiç. Yorumlar okudum. Hani birçok böyle meslek grubundan kişiler var yani. Serisi boyunca sadece doktor değil yok, yani. Yok, vardı, ben o yatan adam için kalktı ya, sonra onun için diyorum. Hastaymış ya o zaten. Hı. Hani o onları gördüğü için mi onları aldı sadece? O hasta değil ki. O Zep'i bence şey yapmak için aklına o adamı koymuş, doktoru. Ha, kendilerini Zep'i... mi gösterdi? Tabii canım, o dediler ya filmin başında da hani... yaptığı şeyin oyunu izlemeyi seviyor diye. O yüzden hasta gibi gidiyor. Orada Zep'i tuzağına düşürüyor. Manyak mı bu? Sence? Bayağı filmin kritiğini yaptık ama insan kafası karışıyor yani. Karışıyor. Yani anlamda veremiyorum bazen. Hani niye? Ya niye? Hala niye yani? Ya sana ne? Sana ne? Bu ülkenin de polisi yok mu? Vallahi. Ne bileyim, şeyi yok mu? İşte filmlerde bazen mantık aramayacaksın, neden sormayacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Bu filmde böyleydi. Ama çok başlarda inanılmaz. Ne başı yani? Rahat son 10-15 dakikasına kadar çok aşırı sıkıldım. Diğer bölümleri, daha doğrusu 2-3 serileri nasıldır bilmiyorum ama bunda sıkıldım. Ha, merak etmiyor muyum şu sonundan sonra, merak ediyorum bu adam daha ne cambazlıklar düşünecek, neler yapacak, merak etmiyor değilim yani. Yatmış yala yerde. Ya nasıl kıpırdamadan durdu o sen? Bildiğin şeyleri, maskeleri falan yapsa. Bir de yanıklık yaptılar ya. Bir şey verdi şimdi bu adamı söylemeyeyim. Işığı kapatıp güya plan yaptılar. Halbuki adam yerde dinliyor. Kumanda da elinde. Allah'ım ne ürkütücü. Hiç fark etmediler. Ay düşünsene, ışığı açayım adam karşında. Neyse. Bayağı öyleydi. Bir konuşmuşuz. Bir tavsiye isim. Bir türlü etmesek bir türlü. Ben de bilemedim. Evet ama dediğin gibi sonundan sonra acaba ikincide ne olacak? Evet, ne olacak? Bir merak etmiyor değiliz. İnternetimiz müsaade ettiği sürece artık belki... Hani gece rutinlerini dahil etmesek de biz belki izleriz. Bazıları belki dahil olur. Bilmiyoruz artık. Duruma göre ilerleriz. Böyleydi yani. Aynen. O zaman ne diyelim? Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.